Recep. Ne oldu kız? Erip mi geldi yoksa? Hadi gözün aydın Recep. Eyvallah. Bizi de unutma Recep. Lan bu şimdi tanımaz hiçbirimizi paraya konunca. Karıyı marıyı da bırakır. Oh. Ya ya hoca ayıptır ya. Kızım niye içeri buyur etmediniz bu ananın işleri? Hoş geldiniz hocam. Ziyan yok. Ben eşinize sonra uğrarım dedim ama sayesinde kaldım. Sizi de yorduk buraya kadar. Estağfurullah ne demek hocam ne yorma siz o kadar yol gelmişsiniz. Biz iki adımlık yerden geldik. Hoş geldiniz. Cemal hoca ben. Bendeniz de Recep. Buyurun içeride konuşalım rahat rahat hocam. Ya bir kahve yapın, bir kek, börek, çörek bir şey çıkartın. Koskoca hoca bir çayla aa. Yok istemem sağ olun okula yetişeceğim. Şadiye. Hadi kızım zil çaldı. Sen de derse geç kalma. Buyurun hocam buyurun. Recep Bey. Lafı uzatmayacağım. Narin iki haftadır okula gelmiyor. Narin derken hocam? Recep Bey. Buyurun Narin hocam. Okulumuzun göz bebeğidir. Böyle çocuklar 40 yılda bir çıkar. Geleceği çok parlak. Çok zeki. Çok da çalışkan. Ama sen okuldan alıp bir şey vermişsin. Yazıktır. Gel şu işi tatlılıkta bir çözüm bulalım. Şimdi hocam Nalin'in meseleyle alakası ne? Ben onu tam olarak anlamadım. Bak Recep Bey, kalkıp ayağına kadar geldim. Okul aile birliği olarak kızın bütün masraflarını karşılarız. İstiyorsan yazın çalışır yine de. Tamam? Ama günahtır. Ziyan etme çocuğu. Aklımı oynatacağım şimdi ya. Ya kardeşim sen ne konuşuyorsun 2 saattir ya? Sen yaslan sporun hocası değil misin? Bizim Mehmet için futbol falan filan top mop onun için gelmedin mi? Hayır. Ben okul müdürüyüm. Mehmet'ten umudum yok. Belli adam olmayacak o. Ama Nari'nin ziyan olmasına izin vermem. Tamam. Nari Filiz. Bir oğlum benim. Ne yaptın? Dur Recep dur. Ne yapıyorsun be? Bırak kadını. Allah bilmiyorum. Ben ağlayacağım gittim. Ne yapıyorsun? Öldürecek misin kadını ha? Çekil şuradan. İyi misin bacım? Hayırdır Cemal Hoca ne işin var burada? Ya sorma Necati abi ya. Yani kızını okula göndermiyor. Konuşmaya geldim ama başıma gelmeyen kalmadı. Durduk yerde karısını dövmeye kalktık. Psikopat herif. Oğlum daha başına lan burası. Ne vuruyorsun kadına? Gücün ona mı yetiyor? Kadına el kalkar mı? Sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Benim evime girip bana bağırıyorsun. Kimsin lan sen? Ulan ha? Ne bağırmayacağım lan? Mehmet diye bir çocuğu arıyorum. Burada oturmuyor mu? Ben yaslan sporun hocasıyım. Allah'ım biz ne kadar bahtsız bedeliz ya Rabbim ya Resulallah. Ya hocam kusura bakmayın gerçekten. Böyle bir aksilik oldu. Cinnet hani ben de anlamadım ya nasıl oldu. Aile arası bir şey ya. Buyurun hocam buyurun. Ya bir sinirlerimiz gerildi. Hatice gülüm bir çay koy. Bak sinirlerimiz oynadı zaten. Hoş geldiniz hocam. Hadi sen git abinle ablana çay. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyiyim sağ ol. Abla biri geldi bizi verdi. Herif de geldi koş. Seni çağırıyorlar. Aa dur. Kız bırak o tası. Müdürüm hocam sizi. Sınıf abini alkan gelmiş. Ne diyorsun kız? Aklımı bulandı. Ne müdürü? Ya hep sizin önünüzden be. Koş çabuk koş. Aklan be. Gel buraya. İşe ulaşacak. Be be. Gel buraya. Vallahi senin bu oğlan iyi futbolcu. Allah vergisi. Yaşı tutsa hemen takımı alırdım. Yetenekli. Altın bacakları var. Ama daha 2-3 sene takıma falan giremez. Sonrasında biz de çalışır, biz onu yetiştiririz, lisansı da çıkartırız. Anladım hocam yani yanlış anlamamak için 2-3 sene para kazanamaz diyorsunuz. Doğru söylüyorsun, kazanmaz. Ama sonrasında kazanır. Biz de çalışacak, yetişecek. Ha, elimiz kolumuz uzundur Allah'a şükür. İstanbul'da tanıdıklar var. Büyük takımlardan biri gelir, seyreder, beğenir. E sen de paraya para demezsin. İnşallah, inşallah hocam da yani bir şey söyleyeceğim. Bizim etimiz budumuz belli hocam yani. 3 çocukla bu ev zaten çok zor dönüyor. Mehmet iyi kötü eve bir şeyler götürüyor. O da çalışmazsa yani
çok zor duruma düşeriz. Siz şöyle bir destek çıksanız bize. Mehmet'i alsanız, gitseniz. Yani yoksa bu iş olma şekli çok zor hocam. Koskoca takımsınız yani sonuç itibariyle. Bu çocuk da aslan gibi çocuk, size bir yatırım. Yani bir mecbur. Tamam, uzatma, bakarız. Ama bu arada bir şartım var. Buyurun hocam. Bak, bu Cemal Hoca hepimizin göz bebeği. Onu üzen karşısında beni bulur. Estağfurullah hocam, o ne demek? Bak, kız da çok güzel okuyormuş. Koskoca adam Cemal Hoca, okul müdürü ayağına kadar gelmiş. Kızı da artık okula yollayacaksın. O ne hala hocam, daha neler yani. Biri futbola, biri okula. Bu ev nasıl dönecek? Biz acımızdan ölürüz. O iş olmaz hocam, onu bir bana şey... Bana bak, uzatma. Bu kız okula gidecek, o kadar. Merak etme, ben yazın ona güzel bir de iş bulurum. Çalışır, kazanır, para da getirir. Kızım, sen de karnıyı alınca ilk bana geleceksin, tamam mı? Sen merak etme Necat abi, ben sana getiririm Nari'ni. Hem şimdi zaten okulu temsil eden yarışmaya da hazırlıyoruz kendisini. Başarılarını duyarsın inşallah. İnşallah, inşallah. Hadi bize müsaade. Recep. Buyurun hocam. Sen yarın bu aslan parçasını al, kulübe gel. Başkan arkadaşlar falan bir izlesin. Geliriz hocam, geliriz. Buyurun. Açsana kızım kapıyı. Tamam, tamam. Hadi. Hocam görüşürüz. Hayırlı görüşürüz. Günler. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kaç gibi gelelim hocam? Önüne doğru gelin. Tamam hocam. Elini öpeyim mi baba? Öp kızım. Gerizekalı. Masum yapma lan. Baba. Lan bile bile mi alıyorsun onu ortada ha? Bile bile mi alıyorsun bütün memleketi beni gibi tutup başına? Baba bazı yapı kalmayacaksın. Yine o kalmayacaksın. Baba işimiz bozulacak bunun yüzünden. Bırak Allah aşkına ya. İçinde elektron geçişine müsaade etmeyen maddelere yalıtkan denir. Havacan plastik yalıtkan maddedir. Bunlar aynı yalıtkan maddedir. Bu ne konuşuyor lan hala mırıl mırıl? Baba adam bir ders çalışıyor baba. Sana demedim. Köpek ya. İlerizeki kime benzemiş bu ya? Herkes aptal, bir tek bu akıllı ya. Hayvan. Yeni çay getir. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.